Hoş geldiniz ahbaplarım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yaptınız? Şimdi bunu açalım. Bunu da açalım mı? Açtık. Heh, merhabalar. Size oyunun sesini de açayım. Güzel. Hoş geldiniz. Gir. Modlarımız var. Hani moderatör değil de bayağı oyunda modlarımız var. Ama öyle çok fazla bir şey etkileyecek mod falan filan değil. Böyle küçük küçük şeyler. Estetik şeyler. Bazı işleri pratikleştiren şeyler mesela neyse gösteririz modları gördüğümüz zaman şey yaparız. Biz de bir nevi din adamı olacağız şimdi oyunda. Ya ne kadar güzel bir oyun bu ya. Şey Special Edition bu. Şey Remastered hali. Talmor elflerin hükümeti gibi bir şey veya hükümetin üstündeki o derin yapı gibi bir şey. Öyle düşün. Talmor şey gibi böyle. Ya örgüt anladın mı? Elfler hakkında her şeyi yöneten bir örgüt. Kara elfler değil ama yüksek elfler. Böyle bir basit modlarla, sade modlarla yavaş yavaş ilerleriz. Vay be, yaralı aldılar. Yaralı dediği bey yani. Bey gibi bir şey. Windhelm beyi yani. Miğferyeli beyi. Ha şöyle diyor zaten herhalde. Mevki beyi falan diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Değerli dostlarım. Kaşlar kalsın böyle. Tam büyücü olacağız biz de. Böyle çok görkemli bir büyücüyüz. Ağızda hiçbir sıkıntımız yok. Saçta hiçbir sıkıntımız yok. Bir tek renk değişebilir. Siyah renk yapabiliriz. Ve isim. İsim. Serdarius olsa nasıl olur acaba? Sadece Serdarius. Dart çünkü ünvan gibi bir şey ya. Başka bir mülteci mi diyor. Tanrılar seni cidden senin ırkına şey yapmış diyor. Terk etmiş diyor Karayel. Neden? Çünkü kara elfim diye değil mi? Şerefsiz! Şerefsiz! Morrowind yere gelmek kaldı oğlum. Morrowind kül oldu gitti. Adil insan da suçsuz insanı şey yapmaz. Suçsuz elfi idam etmez burada. Mülteci olarak geldim, idam ediyorlar. Ne biçim ülke lan burası? Bu arada sivil savaş var. İç savaş var ülkede. Skyrim'de. Skyrim bir eyalet. İmparatorluğun bir eyaleti. Ama yani bir kıtanın da bir parçası yani o şekilde düşünün. Biz kara elfiz. Morrowind'den geldik. Tanrılar kurban istiyor Serdarius. Kurbanlar gelecek birazdan. Nordlar Outeris'e gidiyor değil. Songard'a gider kardeş. Aynen öyle değil mi? Evet doğru Songard'a gidiyorlar ama Songard'da o kadar Nord yok yani. Demek ki Nordların çoğu Oblivion'a gidiyor. Yapacak bir şey yok. Tanrı Serdarius'u korusun. Bir tane yok burada ya. 8-9 tane gal. Bulutların içine değil lan kulenin üstünde. İmparatorluğu neden elflerle olan savaşı neredeyse kazandıkları belli oldu. Kaybettikleri belli oldu. Kazanmaları değil. Masada kaybettiler de. Başka seçenekleri yoktu yani. Ben savaş büyücüsüyüm. Ben. Ha. Karayelf diyor. Hadi kalk. Gel birlikte kaçalım diyor. Hadi gel. Ya Karayelf beni terk etti diyor ona. Bak tanrılar neyi yolladı sırf beni buradan şey yapmak için, kaçırmak için. Oo. Yaralı Ulfric, yalnız bir sözüm olacak. Sen bağırabiliyorsun hocam. Senin shoutların var. Ve sen yar olarak da bir savaş eğitimi gördün. Sen bana göre bence sen o ejderhayı rahat hoş Alduin'i kesemez. Ama Alduin olduğunu bilmiyor. Alduin olduğunu bilmiyor. Normal bir ejderha. Unutmuşum burayı. Daha çıkacağız zannediyorum. Hadvar hakkında bazı benim şüphelerim var. Mesela buradan geçiyoruz tamam mı? Burada yaralılar var. Burada askerler canlarıyla başlarıyla, burada büyücüler, okçular, onlar bunlar canlarıyla başlarıyla ejderha ile savaşıyor. Hadvar burada idam edilmek üzere olan bir şeyi kurtarmaya çalışıyor. Tutukluyu kurtarmaya çalışıyor. Savaşmayın sevişin diyor Kaan. Ejderhanın ikna olunacağını zannetmiyorum bu konuda. İkna edebileceğimizi zannetmiyorum. Arkadaşlar biz büyücü olarak gideceğiz. Tamamen büyücü olarak gideceğiz. Krallığın kara bulutu Serdarius. Kara bulut gibi, kara bir sis gibi çökeceğiz bu toprakların üzerine. İnsanlar ejderhalar hakkında endişe ediyor ama. Lan bana gelmeyin oğlum! Şey, Talos diyordum. Tövbe. 9 tane beni affetsin. Hadvar bekle. Yo Hadvar değil. Neydi lan bu? Ralof bekle. Geçtim. Sen biraz laglısın galiba.
Ejderha sana çok iyi gelmemiş. Oh, 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 oh. Sen tamam. Yanlış 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 yanlış. Yan. Yanıyor mu? Al. Simya yapacağız. Bol bol simya yapacağız. Sağlık iksiri kullanmayacağım. Bir nevi kural gibi bir şey olacak. Sağlık iksiri yerine kendimi yenileyeceğim. Restoration falan filan kullanacağız. Onun dışında sihir iksiri kullanacağım. Sihir iksiri lazım. Dur 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 dur. Sen düşmansın. Hoş burada bana herkes düşman ama kafamı kesmeye çalışmayanların yardım etmem lazım. Ben bazı şeyleri göremeyebilirim. Göremediğim zaman bana söyleyin lütfen. Ha şimdi. Efsun iksirini al. Increase your magic. Güzel. Güzel. Bunları aldık. Bunları kullanacağız. Ha. Ha. Şu karaktere bak ya. Yolcu. Bilge bir yolcu bu. Hadi burada da olmayacak. Hapşuracağım biraz sonra. Hapşurmamaya çalışıyorum. Çok tuhaf olacak. Legendary'de oynamayacağım çünkü Legendary Difficulty oyuna getirilen özel bir seviye güya ama yani yaptığı özel bir şey yok. Hadi. Yaptığı özel bir şey yok. Sadece herkesi tank yapıyor. Yani büyücüler göre bir yer değil burası. Siz aslan parçaları Skyrim'in doğru gerçek kızları ve olanları daha iyi iş yapar buralarda. Hadi bakayım. O görkemi ve asi şeyini gösterin ha. Şimdi ben şurada şu adamı bir yakayım. Ondan sonra şurada yapmam gereken bir şeyler var. Ve oho! Gel bakayım sen buraya. Oh, 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 oh. Sen çıktın sen. Ölmedi, ölmedi. Sıkıntı. Hey. Skyrim'in kızları ve olanları ha. Ha! İleri. Aslan parçaları sizi. Şunları kesinlikle topluyoruz. Tamam, biz bunları toplayalım da. Artık ne kadar dolarsak. Oh, buharla peşinden mi geliyor diyecektim. Hayır. Bir öldüremediniz şu adamı. Ha, ha bak. Bir çakmağa ihtiyacınız var yani o kadar. Buraya bir şey düşmeyecek mi? Ha. Şimdi şuraya geçelim. Şurada tamam mı? Daha sonra buraya geldiğinizde şurada takılabiliyorsunuz. Takılmayın. Yani buraya gelmeyin. En azından şuradan atlayın patlaya buraya gelin. Yok. Bayağı boş yerim var. Her şeyi toplayacağım. Ulan keşke arkadaki zırhları da bırakmasaydım. Toplasaydım diyorum şu an. Evet. Ralof üstün gözlem yeteneklerini kullanarak buradan geçilemeyeceğine kanaat getirdi. Talos Ralof'u korusun. Ne diyeyim. Ama biz Skyrim'in 9 tanrısına inanmıyoruz. Yani onlardan tapmıyoruz. Bizi başkasına tapıyoruz. Ona da zamanı gelince açıklayacağım. Biz bu oyunu süpüreceğiz arkadaşlar. Hemen şey olmayacak bu oyun. Bu örümcekler ateşe oldukça zayıf. Wow 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 wow. Alkemimiz gelişir. Simya önemli arkadaşlar. Büyüyle uğraşacağımız için simya inanılmaz önemli olacak bizim için. Çünkü büyümüzü biz sürekli tüketeceğiz. Arkamı kollayacak mısın? İyi o zaman. Arkadaşlar, cave bear'ler bayağı tehlikeli. Bu yalnız çok çabuk öldü. İlginç. Simya çok pis bir şey. Simya çok pis bir şey çünkü her şeyi her altı yemeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Örümcek yumurtasını yememiz gerekiyor. Bakalım ne kadar etkileyecek. Şaşırtıcı haber. İçerileri şeyle dolmayacak. İmparatorluk askerleriyle dolmayacak. Haydutlarla dolacak. Az önce bize ayrılacağız dedi. Ayrılmamız gerekiyordu. Ondan sonra nedense bana her yeri göstermeye çok hevesli. Bak şurada şu var. Bu köyümüzün şurası da şöyle. Şurada harabeler falan filan var. Bir de bekliyor. Durup bekliyor. Arkasını dönüp bekliyor. Sen tutarsız bir insansın. Belki Hadvar kadar değil ama sende de bir tutarsızlık var. O yüzden Stormcloak'ları da güvenmiyorum. Yani kara elf olarak Stormcloak'ları da güvenmiyorum. Dışarıda arkadaşlar bir kez daha Voldemort'çular ve Potter'cılar birbirine girdi. Hogwarts partisiyle
Kara Lord Partisi arasında geçen savaş her geçen gün daha da alevleniyor. Karar vermeden önce biraz düşünelim kardeş. Siz de çok dengeli görünmüyorsunuz. Ulfürlük de çok öne atılmadı ben bu ejderhalarla savaşacağım diye. Şahat olmasına rağmen. Serdarius, en iyi DLC, en yeni DLC'ye sahip misin? Dragonborn. Ya bütün DLC'ler var bunda. Special Edition'da. Special Edition'da bütün DLC'ler oluyor. Dur. Hello. Ralof. Teşekkürler Ralof, eyvallah. İstanbul'da dolu tehlikesi var. Hadi ya. Ulan ben pencereleri açık bıraktım. İçeri dolu mu yağacak? Yağmaz umarım. Yağarsa şey oluruz. Böyle dışarı bakmam lazım. Ya fark ederim herhalde içeri dolu yağmaya başlarsa. Dolu yağmaya başlarsa. Yani fark edilmesi gereken bir durum. Aha! Ah, seni bu aradan çıkardık. Güzel. Çelik kılıç. Doluyor muyuz? Dolmak üzereyiz. Oh. Bro. Nasıl lan? Ağaç var arada. Ben de kaçıyorum yalnız ha. Gel. Senin biraz canın gitsin. İlk kez böyle yapıyorum ha. Böyle birden heyecan geliyor. Şey oldu. Tamam gel bakalım. Sen birazcık daha şeysindir şimdi. Belli bir yöne doğru giderseniz sizi vurabiliyorlar. Böyle FPS kafasında, MMO FPS kafasında oynarsanız çok bir şey yapamıyorlar da şu an göremiyorum adamı. İyi gizlendin ha. Biraz yansın o. Oo, omzumuzu oksatmanın lan sağlam. Ha. Acımak yok. Oo, dur. Fırsat mı fırsat? İyileşelim biraz. Restoration çok önemli. Sadece kendimiz için değil, yoldaşlarımız da şey yapacağız bu şekilde. Ha, buralarda bir yerde. Ha. Black Mage Robes. Black Mage Robes nasıl gidiyordu şimdi? Kara büyü şeyi. Acemi giysi. Hala giyiyoruz değil mi? Başlık hala üzerimizde. Güzel. Oo, çok güzel. Olan var ya, ben de bir cübbemi giysem, ben de böyle karanlık bir cübbemi giysem ya acaba? Talos Guy diyor, Talos. Hepinize rehber olsun ama bana mümkünse Azura rehber olsun. Şimdi, burası vardı, burasını hallettik. Başka bir yer daha mı vardı acaba? Aha! Evet, tam istediğim yere geldim. Mürit, kuşaklı elbise, postal, bir şeyler yok. Arkadaşlar! Hooded Mooncrop, ne oluyor lan? Bir şey oldu. Arkadaşlar işte bu yüzden imparatorluğun tarafından asla geçmeyeceğim. İmparatorluk burada olduğu için imparatorluk zorla yasakladı ama Talos ibadeti yasakladığı için ve post az beylik zırhı. Güzelmiş bunlar. Talmor ajanları Skyrim'in her tarafına gelip Talos'a ibadet eden herkesi öldürüyor. Ben böyle bir şeyin arkasında durmam. Ne yapıyor mesela? Tamam. Talmor geldi burada bunları öldürdü. İmparatorluk ne yapıyor mesela? İmparatorluk demiyor mu kardeşim? Sen bunları öldürüyorsun da bunun cezası bu değil. Biz bunları hapse atacağız falan filan neden demiyor? Neden kendi vatandaşlarını korumuyor imparatorluk? Hani Stormcloak'ların çok hayran değilim de. Şuna bak. Okuyacağım size. Okuyacağım size şimdi. Durun. Sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben okurken siz de şey yapın. Bir şeyler düşünün kafanızda. Yazın yorumlara. Merak ediyorum. Chat'e yazın. Ajan Sanyon. 22 Morningstar 401 yılındaki raporuna cevap olarak senin istediğin ekstra güçler reddedildi. Yani ekstra birlik reddedildi. Sanyon. Bu bize bu ay yolladığın 7. rapor. Ve bir tane verdiğin ipucu bile verdiğin hiçbir ipucunun diyor kanatı yoktu. Hani bir tane bile olsun kanatlanamadı diyor. Lake Illinalt yani Illinalt'ta göl etrafında bir tane bile Talos şey yoktu diyor. Heykeli yoktu diyor. Neydi? Shrine neydi? Neydi lan Shrine?
Bir tane öyle Talos tapınağı yok bile. Tapınak diyeyim. Hiçbir şey yok, esir yok. Hiçbir belge yok, hiçbir şey yok. Zaten güçlerimiz yeteri kadar dağıldı diyor. Ve daha farklı görevlerim var. Daha iyi ajanlarım var. Onlara daha iyi ajanları, daha iyi görevlere şey yapacağım. Ayarlayacağım, onlara vereceğim. Bu bilgiyi veren Köstebeğin hakkında bu kadar çok eminsen git kendin araştır. Kanıtladın veya hiçbir kanıtla dönme. Elenven bu Skyrim'de Talmor'un başı. Şimdi şu eleman Talmor'dandı. Şu arkadaşların hepsi Talos'a ibadet ediyordu. Ve bu Talmor ajanı geldi bunların hepsini öldürdü. Ha kendini de geberdi o ayrı bir mesele ama. Tapınak. Mabet. Ha mabet. Talos mabedi. Dur lan görünüyor mu Talos mabedi diye burada? Yok görünmüyor. Adamın cesedini denize atacaktım. Normalde Talmor'dan nefret ettiğim için ama. O da vatani görevini yapıyor işte. Ne yapacaksın? Her ne kadar masumları öldürse de. Ne acıyacağım lan adama. Adam gelip masumları öldürüyor yani. Ne yapacağım? Gel lan. Evet. Bu da bizim görevimiz. Bizim halkımız mazlum bir halk. Kara harfler her tarafta baskı görüyor. Ben de kim baskı görüyorsa onun tarafında olacağım. Kim haksızlığa uğruyorsa onun tarafında olacağım. İmkansız bir seçim bu ya. Yani imparatorluğu seçtiğin zaman da imparatorluk Stormcloak'ları seçtiğin zaman da imparatorluk zayıflıyor. Benim aslında Elder Scrolls 6 hakkında bazı düşüncelerim var. Teori demeyeyim de biraz spekülasyonlarım var. Bunları bir videoda sizinle yapmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Skyrim'deki olayları yorumlayarak Elder Scrolls 6'nın en azından böyle az çok geçeceği temayı, nasıl hikayeler döneceğini falan sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı fikirlerim var bu konu hakkında. Spekülasyonlarım var. Al lan seni git slotur fişler yesin. Al. Hah, akıntı seni sürüklesin. Hah, burada ta Riverwood'a kadar gitsen. Ahbap, denizi pisletme. Çevre kirliliği yaratmayalım değil mi? Ha bu arada, fast travel yapmayacağım. Fast travel yok arkadaşlar. Fast travel yok çünkü çok nadiren çıkan random encounter'lar var. Ben bu encounter'ları görmek istiyorum. Sizinle birlikte görmek istiyorum. İstiyorum, paylaşmak istiyorum o yüzden. Elf gözlerin neler görüyor Serdarius? Elf gözlerim bir kulenin yandığını görüyor. Elf gözlerim bir imparatorun öldüğünü görüyor. Elf gözlerim bir zirvede bir kapışma görüyor. Elf gözlerim bir tane kedi görüyor böyle yalan söyleyen bir kedi görüyor ilginç bir şekilde. Allah Allah. Talmor ajanları senin ülkene girip senin vatandaşlarını katledebiliyorsa durum GG zaten. Öyle bir olay yok. Yani anladınız mı? Durum farklı değil. Aynı yani. GG her türlü GG'yiz. Ama madem GG olacağız. Bari inandığınız sanrıya inanarak GG olun. Hoş benim için benim umurumda değil şu anda. Benim gram umurumda değil çünkü benim karakterimin işi bu tanrılarla değil. Azura'yla. Yesinler seni ya. Ne oldu söyle bakayım. Hırsızlar girdi diyor. Hala satacak birçok şeyimiz var diyor. Ama hırsızlar sadece tek bir şey dediğinde, tek bir şeyin ardındaydı. Bir eser, katı altın, bir ejderha pençesi şeklinde. Ben diyorum ki onu baştan alabiliriz. Hırsızlar kovalamak istiyorsan Black Falls Bar'a git diyor. Sihir kitabı satıyor musun diyelim. Dedik. O da diyor ki birkaç kitabı satıyorum ama daha fazla sihir hakkında şey öğrenmek istiyorsan Winterhold Koleji'ne git. Yani Kışhisar Koleji'ne git diyor. Biz de oraya gideceğiz. Daha değil. Çünkü oranın boss'u birazcık sıkıntı ama olsun. Bunları satacağız. Iron Sword kalsın. Çok mu ağrım? Neden ağrım? Lan ben bunları satın aldım. Allah kahretmesin. Ben ediyorum neden ağırlık taşıyorum diyor bana. Var ya içeride bir tane kaçak var. Şu diğer evde hapisten kaçmış bir kaçak var. Bir mahkum var. Normalde öldürülmesi gerekiyor. Bazı insanlar hain olarak algılıyor bak. Köyünüze şey getirebilir. Sıkıntı getirebilir. İmparatorluk askerleri buraya basabilir. Siz nasıl bir haine şey yapıyorsunuz diye yer tutuyorsunuz diye basabilir. Buz yığını değil örümcek yumurtası bunları biliyoruz zaten. Güzel. Nasıl da parladık. Ah be şuna yalnız. Neyse. Yorum yapmayacağım. Dur. Şurada bunu yapacaksak. Yok burada değil. Burada değil. Nerede lan? Ha dur şurada. Ha.
Özür dilerim. Kardeş bak bir karışıklık olmuş. Senin miğferini çaldım falan filan diyorlar. Senin miğfer şurada duruyor. Nerede miğfer? Ha bak kardeş miğfer şurada. Tamam ben bir şey çalmadım. Seni Sven'le konuşurken mi şey oldum, gördüm. Neyse diyor boş ver. Oradan uzak durdum. Söyle bakalım neden uzak durmam gerekiyor? Oo. Merhabalar diyor kardeş elf. Evden bu kadar uzakta başka bir arkadaş canlısı yüz görmek iyi diyor. Sven ile sorunu ne diyelim? Kardeşim be bu kadar. Sen benimle geliyorsun. Sen bundan sonra benim kardeşimsin. Ha bu arada. Evet harita modu var arkadaşlar oyunda. Bütün yolları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuradan 7000 basamağı gören yola gidebiliyorsunuz. Bütün şehirlerin arasındaki, köylerin arasındaki yolları görebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var artık oyunun. Böyle bir şeyi var. Eskiden göremiyordunuz. Eskiden şey yapıyordum. Ulan diyorum acaba bu su kütleleri mi yol falan filan diye diyordum. Artık yolları görebiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Rahat rahat yolumuzu bulacağız. Skyrim. Baylar bayanlar. Şimdi girilmesi lazımdı o başta. Elder Scrolls 5 Skyrim.